Dünya şu anda büyük bir gerilim yaşayan ve Afrika boynuzlu ülkesi olan Cibuti'ye odaklanmış durumda. Çünkü bu ülke deniz yolu üzerinde bulunuyor. Ülke geçen 10 yıl içinde dikkat çekici bir ekonomik büyüme elde etti. Ancak Kızıldeniz'deki devam eden gerilimler bu büyümeyi zorluyor. Gördüğünüz gibi bu stratejik boğaz boyunca Cibuti sahil güvenlik devriyesinin bir parçasıyız. Geçen ay boyunca Kızıldeniz'deki gerilimlere bağlı olarak tehditleri önlemek amacıyla bu tür devriyeler yoğunlaştı. Bir şeyi nerede güvence altına alıyorsunuz? Sadece deniz değil, bir şey olduğunda biz oraya gelmeden önce süreyi arttırmanız gerekiyor. Bu şekilde yeteneklerimizi arttırıyoruz. Alanın güvenliğini eskisinden daha fazla arttırıyoruz. Irak ve Aden Körfezi'nde yaşananlar hepsinden önemli. Djibouti birkaç askeri üssü ev sahipliği yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyonun sulara yönelik hava saldırılarına katılmıyor. Bununla birlikte stratejik deniz yolu güvenliğinde işbirliğine inanıyor. Deniz üzerinde çalışan birçok ülkeden çok sayıda arkadaşımız var ve bunların bir kısmı kıyıda tecrit edilmiş durumda. Yakın bir şekilde çalışıyoruz. iş birliği yapıyoruz ve koordineli çalışıyoruz. Görevin tamamı güvenlikle ilgili. Az önce denizde emniyet dedim. Yani stratejik ve operasyon seviyesinde teknik ve her seviyede bir ekip olarak çalışıyoruz. Bence asıl amaç bölgenin güvenliğinin nasıl sağlanacağıdır. Karasularımızı güvence altına alıyoruz. Ortak gemilerimizle, ortaklarımızla birlikte açık denizlerin güvenliğini sağlamak, bölgedeki diğer bölgeyi güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Somali kıyılarında artan korsanlık faaliyetleri konusunda Cibuti Sahil Güvenlik endişeli olduğunu ancak talep geldiğinde yardım eli uzatmaya hazır olduklarını belirtiyor. Somali. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar için en iyisini diliyoruz ve herhangi bir ihtiyaçları varsa yardım edilmesi gerekiyor. Özellikle korsanlık konusunda korsanlarla nasıl başa çıkılacağı ve operasyonlarını nasıl sınırlayacakları hakkında. Biz dostlarımızı, kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Çünkü korsanlık ve terörizm insanlığın düşmanlarıdır. Gemilerde, denizde ve karaya çıkardıklarında her yerde kayıplar var. Hayat kayıpları var, mal kayıpları var. Bunu dinimiz ve kültürümüz asla kabul etmiyor. Gemi ve insan kaçırmaya izin vermiyor. Bu nedenle korsanlık faaliyetlerinin suç olduğunu eminim. Bu yüzden Somali'deki kardeşlerimizi destekliyoruz. Somali. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar için en iyisini diliyoruz ve herhangi bir ihtiyaçları varsa yardım edilmesi gerekiyor. Özellikle korsanlık konusunda. Korsanlarla nasıl başa çıkılacağı ve operasyonlarını nasıl sınırlayacakları hakkında biz dostlarımızı, kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Çünkü korsanlık ve terörizm insanlığın düşmanlarıdır. Gemilerde, denizde ve karaya çıkardıklarında her yerde kayıplar var. Hayat kayıpları var, mal kayıpları var. Bunu dinimiz ve kültürümüz asla kabul etmiyor. Gemi ve insan kaçırmaya izin vermiyor. Bu nedenle korsanlık faaliyetlerinin suç olduğunu eminim. Bu yüzden Somali'deki kardeşlerimizi destekliyoruz. Şu ana kadar Husilerden veya Somali korsanlarından Cibuti'ye ciddi tehditler gelmedi. Ancak ülkenin sınırlarını güvence altına almak amacıyla bu devriyeler devam edecek. Muhammed Carrier, CGTN, Cibuti